Hello guys, welcome to Reply System on Unity. This tutorial is Turkish but English subtitles on available. Merhaba arkadaşlar, Unity'de Reply System yapmaya başlıyoruz. Yani ilk baş bugün nasıl yapacağımızla ilgili bir video çekeceğim. Nasıl yapacağız? How do it? Yani bu seriyi nasıl yapacağız? Unity bir tane ilk önce gösteriyorum. How it works? Yani nasıl çalışıyor bir göstermek istiyorum. İngilizce altyazı da ekledim yani başta, o yüzden bir hatırlat. Söyledim yani İngilizce altyazı olduğu ile ilgili. Belki izleyenler bulabiliriz. Evet, şimdi nasıl çalışacak? Mesela oynatıyorum. Şu an ben hareket ediyorum. Kendim hareket ettiriyorum. Kendi kontrolümde. Evet. Mesela zıplıyorum, ediyorum. Evet, şimdi replay'ime geliyorum. Tıklıyorum. Replay sistemdeyim şu an. Mesela pause ettim. Play ettim. Zoom ettim. Yani bu tür durumları yapabiliyoruz. Şu an evet, reply sistemimiz çok güzel çalışıyor. Görüldüğü gibi. Mesela stop edip, yani pause edip yeniden play yapabiliyorum. Evet, görüldüğü gibi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz bugün. Nasıl yapacağız? Yani bir reply sistemi nasıl çalışır? Mantığı nedir? Biz nasıl yapacağız? Klasları oluşturacağız tabii ki. Her zaman gibi bir temel yapımız klaslar olacak. Evet, ilk klasımız reply record. Yani kayıt. Yani bir kayıt sistemi. Tabii ki yani reply record nasıl çalışacak? Yani karakterimizin biliyorsunuz her andan bir, yani oynarken hep bir frame'de oynuyor. Durmadan frame'lerin arka arkaya gelmesiyle de biz bunları hareket ve animasyon olarak algılıyoruz. Ve biz de bu her anı, her frame'i hafızaya alacağız, kaydedeceğiz ve bunları tekrar sırayla oynatacağız. Peki bu frame'de normalde neleri kaydediyor? Dediğimiz gibi konumunu kaydediyor karakteri, rotasyonunu, dönüşünü, animasyonunu bu frame'de kaydediyor ve bir de büyüklük olarak kaydediyor. Fizik gibi, mesela rigibody gibi şeyler kaydetmeye gerek yok. Çünkü rigibody mesela ne yapıyor? Yer çekimini kullanıyor, sürtünmeyi kullanıyor ama bunu hep karaktere yansıtıyor. Yani karakterin position'ını etkiliyor ya da rotation'ını etkiliyor. Ya da animasyonunu etkiliyor. Yani biz zaten etkiyi aldığımız için, yani etkileyen şeyleri kaydedeceğimiz için rigibody ile ilgili bir şey kaydetmemize mesela gerek yok. Rigibody'yi eklemeyeceğiz. Böyle şeylere, yani 4 tane temelden oluşacak: position, rotation, scale ve animation. Reply record. Şimdi her karakterin kendine ait bir reply kaydı olacak. Yani her karakter, mesela karakterimizin bir reply kaydı var. Reply kaydı olacak bir tane. Aynı zamanda küpün de bir reply kaydı olacak. Hepsini bir tutacağız. Bunların hepsini uyumlu bir şekilde kayıt cihazımızda, yani oynatıcımızla birlikte oynatacağız. Bu şekilde oynatacağız. Tabii ki bu bizim yaptığımız reply sistemi biraz daha şey oyunlarına yönelik şu an. Mesela PES, FIFA tarzında mesela yönelik. Çünkü yani mesela bunda bir silahlı oyun için olmaz şu an. Çünkü onda mesela mermi atıyoruz. Şu an mermi atma sistemine uyarlı değil, hazır değil yani. Burada her karakter belli mesela. Futbolcunun nerede olduğunu belirleyeceksin. Topun nasıl gittiğini belirleyeceksin. O tarz, yani sonradan bir şey oluşmuyor. O tarz sistemler için bu reply sistemi çok net çalışacaktır, çok daha düzgün. Diğer için biraz daha geliştirmemiz lazım bu reply sistemini. Şu an ben bu durumdayken paylaşmak istedim. Evet, her karakterin kendine, yani her şeyin, nesnenin kendine ait bir kaydı olacak, reply kaydı. Burada tutacak bilgilerini. Her anı kaydedecek, yani frame olarak her anı kaydedecek. Tabii position'ını falan hep bu frame'de saklayacak ve oynanması istendiğinde de kayıtları alıp oynatacak bu. Reply Recorder dediğimiz kayıt cihazı da bunları sadece oynatırken uyumlu bir şekilde oynamasını falan ayarlayacak. Arka arkaya frame dediğimiz klasların arka arkaya birikmesiyle oluşacak. Evet. Şimdi frame ne? Frame de karakterimizin her hareketi. Yani her anı, bir anı. Yani şurada her anını kaydediyorduk ya, o anlardan bir tanesi frame. Bu frame'de dediğimiz gibi position'ını kaydedeceğiz. Karakterimizin konumdaki yeri, mesela transform'daki konumu, şu position'ını kaydedeceğiz. Rotation'ını kaydedeceğiz buradaki.
ve scale'ini kaydedeceğiz. Animasyonu peki nasıl kaydedeceğiz? Çünkü animasyon bayağı bir sıkıntılı iş. Animasyon için ilk önce animasyonların düzgün ayarlanması lazım. Animator penceresine geliyorum. Biliyoruz ki düzgün bir animasyon için bir tane normal ilk bir başlangıç animasyonumuz oluyor. Diğer animasyonlar birbiriyle ilişkili oluyor. Bu ilişkileri düzenleyen de bir transition dediğimiz çizgiler var. Tabii bu geçişleri en temel sağlayan şey parametreler. Bu parametreler, yani mesela ben on ground kaldırırsam büyük ihtimal bu karakter zıplama, airborne şeyine geçecek. Animator'ına geçecek. Tabii bunu ben şey yaparsam airborne mesela on ground yerde olursa ground da duracak. Yani bunlar düzenleyebildiğimiz gibi. Yani bu eğer ben bu değişkenleri bir arada tutarsam, yani bu değişkenleri kaydedersem ve bu değişkenleri her düzenlersem, yani durmadan mesela hep kaydediyorum. Forward değerini, float olan değeri kaydediyorum. Turn'ı kaydediyorum. Bull, crouch'ı kaydediyorum. On ground'ı, jump, jump neki hep kaydediyorum. Bunları oynatması istendiğinde bu değerleri verirsen, o zaman kaydettiğin değerleri, o zaman da animasyonlarımızın düzgün bir şekilde oynadığını göreceğiz. Aynısını oynadığını göreceğiz. Yani en basit bir şekilde yapacağız bunu. Animasyonlar bu şekilde düzgünce çalışacak. Gördüğünüz bu şekilde çalışacak animasyonlar. Animasyonları bu şekilde halledeceğiz. Burada sıkıntı yok. Yani o parametreler bizim için kritik. Yani o parametreleri kaydettiğimiz zaman ve tekrar aldığımız zaman animasyonlarımızın düzgün çalışması lazım. Bu yüzden animasyonlarınızı genelde bu şekilde yapın. Zaten bu şekilde yapılıyor diye biliyorum genelde. Ben de o tarz yapıyorum. Şimdi animasyon kayıt. Bu class her anın animasyon bilgilerini tutacak. Yani şu dediğimiz parametreleri tutan bu olacak. Animasyon parent, yani frame'in bir alt class gibi bir şey olacak. Frame mesela tutuyor ya. Şu animation'a animation record class tutacak. Bu bilgileri, animasyon bilgilerini her anın animasyon bilgilerini tutacak. Ve bir de oynatıcımız var. Her nesnenin dedik ya kendine ait bir şeyi var, kaydı var. Bu kayıtların birlikte uyumlu olmasını oynatacak. Hepsini birlikte oynatacak. Aynı zamanda da dediğimiz gibi play tuşlarımız olacak. Bildiğimiz gibi play, pause, reply, başlatma, çıkış reply'den ya da kameramızı değiştirme, yakınlaştırma, uzaklaştırma, kamerayı rotasyon yaptırma, döndürme yani etrafında. Bu gibi durumları bu reply oynatıcımız sağlayacak. Tabii ki bunların uyumlu çalışması lazım. Play'deyken, pause'dayken yapılacak işlemler var. Yani bunlar mesela replay'in başlatılması gibi. Bunları da enum yapıdan faydalanacağız. Enum sayesinde biliyoruz ki enum'u tanımladığımız zaman bazı işlerin gerçekten kolaylaştığını görüyoruz. Yerinde kullanırsak. Yani enum'dan faydalanıp rahatça bu play, pause, record yani reply gibi işlemleri yakınlaştır, uzaklaştır gibi işlemleri çok rahat bir şekilde halledeceğiz reply recorder klasında. Ve enum'dan da faydalanacağız burada. Oynatıcımız da bu şekilde olacak. Daha sonra play pause. Yani play pause reply recorder yönetecek ama play pause'un mantığı nasıl çalışıyor? Play pause da bildiğimiz gibi Unity'de oyun durdurmada da bu komut kullanılıyor. Yani oyunu normal bir şekilde durduruyoruz. O normal aktif oyunda. Biz de replay'i de durdurmada bunu kullanacağız. Time scale dediğimiz komut. Bu değeri bir verdiğimiz zaman kaydımız düzgün bir şekilde play olacak, oynayacak. Ama ben buna sıfır verdiğim an her şey duracak. Pause olacak. Her şey pause olacak. Mesela şu an bir denemesini yapalım. Replay'imi oynatıyorum. Ben buna bastığım an şu an time scale sıfır oldu. Ve bu animasyon durdu. Yani animasyon durdu, karakterin hareketi durdu. Her şey durdu şu an. Reply modu durdu. Ama mesela kamerayı döndürebiliyorum. Yakınlaştırabiliyorum. Böyle kullanıcı işlerini yapabiliyorum kendim. Play yaptığım zaman time scale 1 oldu. Durdurdum, time scale 0 oldu. Bu şekilde yani anlık durdurma yapabiliyoruz. Yani bakalım 9 dakika olmuş. Yani play pause işlemini time scale ile çok rahat bir şekilde yapacağız. Kamera değişim var daha sonra. Kameraların değişiminde listeden faydalanacağız. Çünkü kullanıcıya diyeceğiz ki kullanıcıya bir liste vereceğiz. Sen bu listeye kameraları tek tek ata diyeceğiz. Ben de değişimini yapayım diyeceğiz. Yani her B tuşuna bastığımız zaman da
Değiştireceğiz. Tabii ki nasıl olacak? Şuradan başlayalım. Kamera bir liste oluşturacağız. Sıfırıncı kamera, birinci kamera, ikinci kamera. Bu kameralardan mesela ilk listede sıfırıncı gelecek, aktif olacak. Ama kullanıcı V'ye bastığı an birinciye geçecek. Bir daha B'ye bastı, ikinci kameraya geçecek. Bir tane daha bastı, sıfıra dönecek mesela. Yani bu şekilde bir döngü olacak. Bu sayede de yani kameraları değiştireceğiz. Aktif kamerayı belirleyeceğiz. Daha sonra buna zoom yapacağız. Yani buna da Z ile X tuşlarını verdim. Z yakınlaştır, X uzaklaştır. Field of view değerinden faydalanacağız yakınlaştırma işleminde, uzaklaştırmada. Kameramızın biliyoruz ki field of view diye bir değişkeni var. Mesela reply yapıyorum. Stop yaptım. Bakın. Field of view'i arttırdığım zaman yakınlaştığını görüyorum gördüğünüz gibi. Ama azalttığım zaman işte yakınlaştığını görüyorum. Ama arttırdığım zaman da gördüğünüz gibi uzaklaşıyor kamera. Yani zoom ve ters zoom işte neyse artık uzaklaştırma. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma bu şekilde. Bu değerden ve kameramızın en son bir de rotation'ı var. Tabii bunun için de AR Angles kullanacağım ben. Hem dereceyle bazı dikkat etmemiz gereken küçük noktalar var bu kamera rotasyonunda. Mesela yaptım. Bazı küçük noktalar var. Mesela bu noktaları eğer düzgün yapmazsak, dikkat etmezsek, mesela ben bu şekilde bir anda W'ye bastım. Bunu yukarı hareket ettirdim yani döndürdüm. Q'ya bastığım zaman eğer bu noktalara dikkat etmezsek dalgalı bir şekilde geçecek kamera. Yani bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gibi hareketler yapacak. Bir küçük dikkat etmemiz gereken yerler var. Euler Angles kullanacağız. Kamera rotasyonunda. Kamera rotasyonunda bu şekilde yapacağız. En sonda bahsedeceğim slider var. Tabii ki bu yani ne kadar işte video oynamış filan gibi durum var. Slider'ın maksimum bir value'su var. Bir de normal value'su var işte. Yani replay'in konumu bir de maksimum değeri var. Tabii ki bu maksimum değeri nereden alıyor? Kullanıcıya diyeceğiz ki bizim kayıt cihazımız kaç şeylik tuttu? Frame'lik tuttu kayda. Mesela ben 1000 yaptım. 100 yaparsam daha kısa sürecek. Replay kaydı. Eğer isterseniz eksi 1 yaparsam şey yapalım olmadı. İsterseniz eksi 1 yapınca replay length'imiz sonsuz olsun yani. Sonra baştan sona kadar ne kadar şey yapıldıysa o kadar kayıt tutsun. Eğer bunu istiyorsanız yorum atın. Yoksa yapmayı pek düşünmüyorum. Direkt 1000 deyip yani bir değer verilsin. Yani bunu slider'ın maksimum valüsü yapacağız. Tabii ki direkt replay length'i mesela 1000'e ulaşmadıysa da 900 de kaldı mesela. 900 frame'lik çekti. O zaman 1000 yapmayacağız tabii ki. 900 yapacağız. Bu küçük durumları halledeceğiz. Tabii normal value'su var. Mesela ben buradan da oynatabiliyorum. Geri sardırabiliyorum bu slider'la. O eski frame'e mesela o anki frame'e geri dönebiliyorum. Yani slider sayesinde o anki frame'i değeri çekebiliyorum. Slider'ımızda bu işe yarayacak. Tamamdır, bu şekilde halledeceğiz. Bu arada bu nasıl yapılır şeyini diğer serilerde de görmek istiyorsanız sağ üstteki kart çıkacak, büyük ihtimalle çıkartacağım. Oradan evet ya da hayır diyerek oylayabilirsiniz ankete. Nasıl yapacağız şeyini istiyorsanız böyle videosunu tutorial'larda diğer. Ve bu arada beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da diğer serilerden haberdar olabilirsiniz. Ve bu videoları başka birileriyle paylaşarak da kanalıma destek olabilirsiniz. Yani hem de başkalarının öğrenmesine de faydalı dokunabilir. Şimdiden hepinize teşekkürler, iyi günler. Diğer serileri de yavaş yavaş yapmaya başlayacağız artık bu reply sistemine.